Dostlarım merhabalar. Her zaman olduğu gibi yine her birinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün sizlere Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hasan hakkındaki düşüncelerimi aktaracağım. Malumunuz Hazreti Hasan, Hazreti Peygamber'in biricik torunlarından bir tanesi, en büyük torunu hatta. Yani Fatıma'dan olan çocuklarından en büyük torunu, onu kastettim. Şii iddialara göre babasından sonra veliaht tayin edilmiştir. Birkaç bilgi sunarsak işte babasından sonra yaklaşık 6 ay kadar halifelik yapmıştır. Ama maalesef İslam tarihinde dönemlendirmeler gelişigüzel olduğu için ve daha sonradan da bu klişe haline geldiği için böyle ara dönemlerde halifelik yapanların isimleri pek yoktur. Mesela Hazreti Peygamber'den sonra 4 halife dönemi, 4 halife döneminden sonra Emeviler, Abbasiler diyoruz. Halbuki Hazreti Ali'den sonra 4 6 ay kadar Hazreti Hasan halifelik yapmış. Fakat bu kısa dönem olarak görüldüğü için veya çok etkili olmadığı için gözükmemiştir. Keza 8-9 yıl kadar Yezid'den sonra veya Yezid'le birlikte aynı dönemde Abdullah bin Zübeyir de halifelik yapmış fakat hatta çok da büyük, Emevilerden daha güçlü bir konuma gelmiş belli dönemde. Onun da esamesi okunmaz veya böyle farklı güç odakları arada kaybolmuş gitmiştir. Her neyse ama Hazreti Hasan'ın Hazreti Ali'den sonra 6 ay kadar halifelik yaptığı bilinmektedir. İddialara göre Hazreti Ali hançerlenince oğlunu veliaht tayin etme konusunda görüş sorarlar. Ne engel olurum ne de evet derim diyecektir, onaylarım diyecektir. Ama Hazreti Ali ölünce ona biat edilecektir. Şii yoruma göre ise Hazreti Ali tarafından bizzat veliaht tayin edilmiştir. Bu biraz da Şia'nın imamet doktriniyle alakalı bir yorumudur. O yüzden üzerinde fazla durmaya gerek yok. Sonuçta Hazreti Ali öldürülünce Muaviye tabi bir anlamda rakipsiz kaldı. Hazreti Ali gibi karizmatik bir liderin öldürülmesinden veya işte rakibin öldürülmesinden sonra Hazreti Hasan onun için biraz daha kolay lokma olmuştu. Ve Muaviye Irak üzerine doğru yürümek için harekete geçtiğine dair haberler alınınca Hazreti Hasan da kendisine tabi olanlardan oluşturduğu orduyla yaklaşık 12 bin kişilik bir kuvvetle onun üzerine gidecektir ve ordunun başına da Peygamberimizin amcası Abbas'ın oğlu Ubeydullah'ı getirecektir. Fakat Ubeydullah maalesef Hazreti Hasan'ı yolda satacaktır. Yani bunun Türkçesi budur. O yüzden biraz daha kısa keseceğim. Ve sonunda bu aynı zamanda da Hazreti Hasan'ın hilafeti kaybetmesine kadar veya hilafetten çekilmesine kadar veya imametten. İmamet onu Şiiler diyor, Sünniler alternatif olarak hilafet diyor ama idareden çekilmek zorunda kalacaktır. İddialara göre ordu hazırladığı sırada aslında bir konuşma yapar. Biraz Hasan'ın mizacı da farklı bir mizaçtır. Hazreti Hüseyin daha keskindir, Hazreti Hasan daha yapıcıdır. Daha böyle anlaşma yolunu tercih eden bir özelliği vardır. Nitekim de iddialara göre ordusundaki bu savaşa karşı isteksizliği de görünce özellikle de Hazreti Ali'nin bu Sıffin'den sonra hakem olayı, işte haricilerle mücadeleler, bu sırada yıpranmalar vesaire, ordudaki bu isteksizliği de görünce bir konuşma yapar ve bu savaşa karşı isteksizliklerini dile getirir. Ve aynı zamanda da yani ordunun bu isteksiz ordusunun bu isteksizliğinin farkında olduğunu, diğer yandan hiçbir Müslümana karşı kötü bir his beslemediğini ve bunları dile getirir. Dolayısıyla da arzu etmedikleri bir hareket içerisine de kendilerini mecbur etmek istemediğine dair konuşmalar yapar. Bu konuşma tabir yerinde ise böyle bir anda allak bullak eder her şeyi. Acaba soruları sorulur ve kimisi hatta Hazreti Hasan'a şiddetle karşı çıkar.
Nitekim de işte Hasan da babası gibi küfre girdi, davayı sattı, davadan çekiliyor gibi bir takım tezviratlar yaparlar. Hatta kimisi üzerine saldırır, elbiselerini çekiştirmeye başlarlar ve Hasan'ın can güvenliğini kalmaz. Bu sefer yakın adamlarına sığınır ve bu şekilde kurtulur ve sonunda orduyu yola çıkarır ve kendisi de Medine'ye dönmek üzere hareket eder. Bu sefer yolda onu öldürmeye teşebbüs ederler. Özellikle harici olduğu söylenen Cerrah bin Sinan el-Esedi tarafından yaralanırdı hatta. Ve Medine'ye döndükten sonra burada tedavi altına alınır. Bunlar uzun hikaye ama netice itibarıyla Hazreti Hasan'ın ordusu tarafından tartaklandığı ve bu arada ordusunun hazinesini yağmaladığı ve adamlarının kimisinin isteksiz olduğuna dair haberler de Muaviye'ye ulaşınca bu sefer Muaviye tabi bunu kendi lehine kullanacaktır. Ve Abbas, Ubeydullah bin Abbas'la birlikte çıkan orduya karşı bu gelişmeyi iyi değerlendirecektir. Hatta haber gönderecek. Hasan dahil kendisine sığınanların can güvenliklerinin koruma altında olacağını söyleyecektir. Sonuçta bu Muaviye'nin hem maddi imkanları sunması hem de işte can güvenliği vermesi gibi nedenler, üstelik Hazreti Hasan'ın hazinesinin yağmalanması, Kufe'ye dönmesi gibi nedenler üzerine Ubeydullah da saf değiştirecek ve böylece Muaviye'nin yanına geçecektir. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz bir komutanınızı 12 bin kişilik orduyla gönderiyorsunuz. Bu sizin akrabanız, en yakın dostunuz. O sizi satıyor. Dolayısıyla da böylece Muaviye'nin safına geçince Hazreti Hasan'ın bütün gardı düşecektir. Ondan sonra ferasetle bakacak olaya, iyi niyetle bakacak ve bu şartlarda artık Muaviye ile baş edilemeyeceğini göreceği için de çekilecektir ve Muaviye'ye çekilme şartlarını bildiren bir haber gönderecektir. Bu arada biraz şeye bakmak gerekiyor. Ubeydullah kim? Buna bakmak gerekiyor. Bu Ubeydullah aynı zamanda Hazreti Ali'nin Yemen valisiydi. Fakat Muaviye'nin Büs bin Ebi Ertat'ı üzerine gönderdiğini, Yemen üzerine gönderdiğini haber alınca düşünebiliyor musunuz? Eşi ve çocuklarını bırakıp kaçıyor, geliyor Kufe'ye ve burada çocukları öldürülüyor. Daha sonradan bu adam kalkıyor, Muaviye'nin safına geçiyor ve Muaviye iktidarı ele geçirince de tesadüfe bakın ki Azerbaycan valisi oluyor. Dolayısıyla da Hazreti Hasan'a iktidarı kaybettiren bu gelişmelerdir. Ama bu farklı yorumlandığı için veya bu tarihi kronolojik veriler dikkate alınmadığı için Hazreti Hasan'ın davasını sattığı gibi yorumlanmıştır. Ve böylece Hazreti Hasan ilzam edilmiştir, tazyif edilmiştir. Hatta işte son dönemlerde de dile getirildiği üzere satılmıştır gibi, paraya satılmıştır gibi. Hayır, öyle değildir. Hazreti Hasan mal düşkünü değildi, mala da ihtiyacı yoktu. Zaten Hazreti Peygamber'den beri düzenli bir şekilde gelen gelirler vardı. Hazreti Ömer döneminde bunlar daha da artırılmıştı. Hazreti Hasan'ı bu noktaya getiren, Hazreti Hasan'ı satan kendi mal düşkünlüğü değil, aksine yakın adamları ve ordusudur. Bunu böyle bir kere bunu tespit edelim. Fakat gelişmeler üzerine Muaviye ile baş edemeyeceğini görüp de hilafeti veya idareyi devredince bu taraftarları tarafından tenkide uğramıştır, ilzam edilmiştir ve bunun üzerinden Hazreti Hasan'ı tazif eden birçok iddia ortaya atılmıştır. İşte mal düşkünlüğü de bunun bir parçasıdır. Birazdan söyleyeceğim kadın düşkünü olduğuna dair iddialar da yine bunun bir parçasıdır. Yani bunu ortaya atanlar aslında Hazreti Hasan'ın taraftarları, imamet doktrinini adeta bir inanç doktrinine dönüştürenlerdir. Daha sonradan bu kaynaklar Sünni kaynaklara da girecektir. Bu iddialar, özür diliyorum. Ve böylece Hazreti Hasan'la ilgili ipe sapa gelmez yorumlar alıp başını gidecektir. Sonuç itibarıyla şunu anlatmaya çalıştım. Hazreti Hasan şartları görüyor veya kendi adamları onu satınca bu şartlarda artık mücadele edemeyeceğini görünce bu sefer Muaviye ile anlaşıyor ve hilafetten veya idareden böyle çekiliyor. Hazreti Hasan ne imamet davasını sattı ne de mala kanmıştır, ne de böyle ciddi bir makam derdi vardır. Aksine son derece onurlu mücadele etmiştir ama aynı zamanda realist bir insandır. Yani Müslümanlara karşı kötü niyetli olmadığını belirtecektir. Yani şartları görüyor. Kaldı ki babasından beri gelen bir tecrübe vardır. Bu şartlarda işte Hazreti Hasan'ın tavrı ortada. Nitekim de şeye de bakarsanız gelişmelere veya iddialara, efendim ahvaz gelirlerini istemiş, bak mal düşkünü. Halbuki ahvaz gelirlerini istemesinin sebebi hazinesi yağmalanınca
Bu hazineye birçok insanlar sadaka yani kamu malı diye mal getirmişlerdir. Şimdi siz davadan çekildiniz, mallarınız yağmalandı gitti. Bu sefer Hazreti Hasan bunu dert edinecektir ve Ahvaz eyaletinden gelen gelirlerin kendisine bağlanmasını ve bu şekilde yani kendisine vaktiyle mal verenlere haklarını vermek üzere talep edecektir. Fakat bu da yanlış yorumlanacaktır. Dediğim gibi işte idareden çekilince bu sefer adamları yani kendi yakınları onu bu şekilde ilzam edeceklerdir. Bu nedenle Hazreti Hasan'ın aslında taleplerine bakılırsan Iraklardan hiç kimsenin cezalandırılmamasını isteyecektir. Can güvenliği isteyecektir. Milliyetine bakılmaksızın herkese emniyet içerisinde bir güvence verilmesini isteyecektir. Suçluların yani savaş suçlusu gözükenlerin affedilmesini isteyecektir. İşte Ahvaz'ın haraç gelirlerinin kendisine ödenmesini belli bir yıllığına isteyecektir. Bir iddiaya göre Hüseyin'e de 2 milyon dirhem kardeşine verilmesini talep edecektir. Bir başka talebi de işte Ümeyye oğullarıyla Haşim oğullarının denk gözükmesini yani Ümeyye oğullarına gösterilen hüsnü niyetin Haşim oğullarına da gösterilmesini isteyecektir. Bu bir aynı zamanda kabile rekabetidir. Bunu da bu arada belirtmiş olayım. Bazı rivayetlerde efendim Hazreti Ali'ye sövmemeyi de ilave etmiştir diye iddia edilir. Mesela İbnül Esir böyle bir şey söyler ama onu belirteyim. Hazreti Ali'ye sövme olayı biliyorsunuz Emeviler böyle bir gelenek başlatmışlardır. Bu hadise Hazreti Hasan'dan sonra Hüseyin'in iktidar veya imamet talebiyle ortaya çıkması üzerine Muaviye bu aileyi ilzam etmek için ortaya atmıştır ve böylece başlatmıştır bu geleneği. O yüzden bu çok geçerli değildir. Bazı yorumlarda işte efendim Muaviye'nin ölümünden sonra hilafeti Hasan'a kendisine bırakması karşılığında da efendim çekilmiştir şeklinde bir iddia vardır. Bu da doğru değildir. Hazreti Hasan bu şartlarda yani hilafettense yani ümmetin suhuleti için kenara çekiliyor. Mesele bundan ibarettir. Bu işte şey meselesi, bu Muaviye ile anlaşma meselesi, tabi adamları tarafından eleştirildiği gibi kardeşi Hazreti Hüseyin tarafından da eleştirilmiş. Belli kişiler Hucb bin Adi gibi ki Hazreti Ali'nin çok önemli adamlarından birisidir. Bu da eleştirmiştir. O yüzden de hani Hazreti Hüseyin'in Hasan'ı bu derece eleştirmesi bana göre biraz da Hazreti Hüseyin'e paye çıkarmaya yönelik bir gaye de vardır burada. Bunu da görmek lazım. Çünkü dikkat ederseniz Şiiler Hazreti Hasan tamam kabul ederler ikinci imam ama asıl Hazreti Hüseyin üzerinden tanımlarlar. Niçin Hazreti Hasan hakkında bu kadar konuşmazlar? Çünkü Hazreti Hasan'ı yolda bırakan kendileri de o yüzden. Malını yağmalayan biz değildik yani tabir yerindeyse. Hazreti Hasan'ın yanında olan insanlardı. Yani ona inanan insanlardı. Malını yağmaladılar. Sonradan da ilzam etmeye başladılar. Bu sefer kendilerini Hazreti Hüseyin üzerinden tanımlamaya başladılar. Özellikle de onu da yolda bıraktıktan sonra. Dolayısıyla da Şia'nın bu tarihi süreçteki kırılmalarını ve istikrarsızlıklarını iyi görmek lazım. Babayı yolda bıraktılar. Hazreti Hasan'ı yolda bıraktılar. Hazreti Hüseyin'i yolda bıraktılar. Ve ondan sonra efendim bütün fatura işte Şamlılara veya daha sonradan oluşacak olan Sünni kesime çıkarılıyor. Aslında burada ciddi sorunlar var ama bu mesele biraz uzun. O yüzden bu detaya girmeyeceğim. Bazı iddialarda efendim Muaviye'nin Hazreti Hasan'ı zehirlediği şeklinde bir iddia vardır. Özellikle de bu Eş'as bin Kays'ın kızı, bu Kinde kabilesinden Eş'as bin Kays'ın kızıyla evleniyor. Caade ile evleniyor. Güya Muaviye onu kandırıyor ve onun vasıtasıyla Hazreti Hasan'ı öldürüyor. Hazreti Hasan Muaviye'nin iktidarından çok 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 sonra yani iktidardan daha doğrusu ölüyor. Dolayısıyla da o süreç içerisinde hiç öyle bir hamlesi yoktur. Bu da aynen hani yağmur yağdı Siyonizm'den bilinir, taş yuvarlandı Siyonizm'den bilinir şeklindeki bir anlayış vardır ya, bu biraz da ona benziyor. Yani bütün kötülükleri Emevilere fatura etmek için ortaya atılan bir iddiadır. Yani ben Muaviye'nin zehirlediği kanaatinde değilim. Zaten iktidardan çekilmiş bir adamın bir daha güç toplayıp iktidar olması zaten mümkün değil. Muaviye bütün dengeleri zaten elinin altında tutmuştur. Hazreti Hasan'ın da öyle bir girişimi yoktur ama ölümü buna bağlanmıştır. Bu da Emevileri ilzam etmek veya küçük düşürmek için veya sorumlu göstermek için ortaya atılan bir iddiadır. Ben buna katılmıyorum. Eş'as bin Kays kimliği çok ilginç bir kimliktir ama buna burada değinmeyi gerekli görmüyorum. Yani son derece kaypak bir adamdır. O kadar söyleyeyim. Biraz da bu iddia da onun bu kaypak kişiliğiyle alakalıdır. Yani kızının da bu şekilde babası gibi kandığı gibi ama bu detaya girmeyeceğim.
Sonuç itibariyle Hazreti Hasan'ın davayı sattığı ön kabulünden hareketle Şiiler Hazreti Hüseyin üzerinden kendini tanımlamışlardır ve ahfaz gelirlerini işte ne bileyim istedi bak mal düşkünü. Diğer yandan mesela kimi Şii topluluklar ki Nevvahtı bunu yazar ciddi bir şekilde Hazreti Hasan'ın Muaviye'yle barış yapmasını eleştirmişlerdir. Bunlara baktığımız zaman bu eleştiriler arasında çok daha yüz kızartıcı şeyler de vardır. Mesela çok kadın düşkünü olduğu söylenir ki en çok tartışmalardan birisi de burada düğümlenir. Mesela Şii müelliflerden İbni Şehraşub'a göre 250 veya 300 kadınla Hazreti Hasan'ın birlikte olduğu yani 250 kadın veya 300 cariyesi olduğu şeklinde Menakıb-ı Ali bin Ebi Talip adlı eserde bunu görürsünüz. Bu Sünni kaynaklara da girmişti. Suyuti'nin eserinde de görürsünüz bunu. Hatta bundan dolayı adına mitlak veya tallak çok kadın boşayan anlamında böyle bir sıfatın, lakabın verildiği söylenir. Yüze yakın kadınla evlendiği iddia edilir. Kimi yorumlarda, kimi iddialarda 30-35'e yakın kadın ismi sayılır. Ama bu konuyla ilgili özel bir araştırma yapmış olan Bakır Şerif el-Kureyşi vardır. Bu adamın çalışması önemli çünkü Hazreti Hasan'ın hayatını yazmış ve burada onun 13 kadınla evlendiğini söylemiştir. Dolayısıyla da kadın düşkünü olduğu ve çok kadınla evlendiği ki aşırı derecede kadınlarla evlendiğine dair iddia da yine bu idareden çekilmesi nedeniyle taraftarları tarafından ona yönelik bir tezvirattır, bir iddiadır. Peki Hazreti Hasan yani çok sınırlı mı evlilik yapmış? Hayır da yani 250-300 son derece abartılıdır. Yani Hazreti Hasan'ı adeta yani çünkü hanedanın kutsal davası gözüküyor. Bu imamet meselesi aynı zamanda inanç doktrinine dönüştürülüyor. Hazreti Hasan adeta mal düşkünlüğü için, kadın düşkünlüğü için Muaviye ile anlaştı ve davayı sattı gibi yorumlanmıştır ve o yüzden abartılar çoğaltılmıştır, yani dillendirilmiştir. Onun için de Hazreti Hüseyin'e daha çok vurgu yapılmıştır. Bunlara baktığımız zaman evet Hazreti Hasan'ın çok kadınla evlendiği doğrudur. 13 de az değildir. Neticede 13 de olsa 30 da olsa ama şöyle bir şey de vardır. Yani Hazreti Peygamber'le ilgili de 35 hatta 45'e yakın kadınla 30-35 tanesiyle fiili evlendiği 45'e yakın kadınla da evlilik aşamasına geldiği onun 5-10 kadarının da böyle rivayetler de vardır. Yani bizim rivayetlerimizde maalesef ne ararsan buluyorsunuz. Bulduğunuz, rastladığınız her şey de doğru değildir. Yani 200, 100, 300, 250 bu gibi rakamlar yani çok çok abartı. Ha, bazı rivayetlerde şu da vardır. Yani Hazreti Ali'ye de diyorlar ya bu senin oğlun hep kızlarımızı alıyor boşuyor diye böyle bir yakınmadan söz edilir. O da diyor ki evlendirmeyin. Peki bu çok evliliği nasıl izah edersiniz hocam? Ya şimdi düşünün eşraftansınız. Peygamber torunusunuz. Zaten Hazreti Peygamber döneminden beri hazineden gelen bu fedek gelirlerinden gelen bir sadaka olarak kamuya ait olan mallardan gelen bir geliri vardır Haşimilerin. Hazreti Ömer döneminde bu tahsisatlar daha da artmış. İtibarınız var, malınız var. Yani o biçim bir şeyden geliyorsunuz, soydan geliyorsunuz. Arap örfünü de bilirseniz bunu oturtursunuz. Çünkü Araplar zengin, soylu birisine kızlarını vermeyi veya böyle bir aileyle ilişki kurmayı büyük bir ayrıcalık olarak görürler. O yüzden de insanlar Hazreti Hasan'a kızlarını vermek istemişlerdir. Ha, o da gevşek davranmış, evlenmiş. Yani evlenmese iyi olurdu ama neticede boşanmış, evlenmiş yani. Bu o örfte olan bir şeydir. Bunu Hazreti Hasan vay be ne kadar da çok kadınla evlenmiş diye yani bunun üzerinden kadın düşkünü göstermek çok doğru değil. Ha, yani çok evliliğini yani şey mi karşılıyorsun, hoş mu karşılıyorsun? Bugünün değer yargılarıyla tabii ki hoş karşılamıyorum ama netice itibarıyla iktidarı yani şehveti için iktidarı terk etti iddiasının doğru olmadığını ve bu iddiaların da aşırı abartma olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Onun için de bu detaya da bu şekilde değineyim. Kaldı ki mesela çocuklarının sayısı konusunda da ihtilaf vardır. Yani 12, 15, 16, 19, 20, 22'ye kadar çocuğu sayılır. Yani bu kadar kadınla birlikte olduysa yani en azından yani 200 tane 300 tane kadınla beraber olmuşsa veya 30-40 tane kadınla olmuşsa en azından bir 70 tane de çocuğu olması lazım. Yani baktığınız zaman yani şey sınırlı gözükür. Onun için bunu böyle görmek lazım.
Yani bu peygamber torunu olmayla alakalı bir şey. Bugün de öyle değil mi? İnsanlar zengin soylu ailelere kızlarını vermek isterler veya birisi talipli olsa hiç de yok demezler. Onun için bunu biraz böyle görmek gerekiyor. Yani Hz. Hasan'la ilgili söylenebilecekler genel olarak bunlar. Bir konuya daha değinip de konuyu bitireyim çünkü epey uzun oldu. Hz. Hasan'ın hilafetten çekilmesi veya idareden çekilmesi daha doğru ifadeyle aynı zamanda işte hakkındaki az önce söylediğimiz tarzdaki tezviratlar nedeniyle rivayetlere pek çok lehinde veya aleyhinde iddialar yansımıştır. Aleyhinde olanlara az önce değindim. Mesela lehinde olan iddialarda işte Hz. Peygamber'in Hz. Hasan'ı ve Hüseyin'i kastederek Allah'ım ben onları yani Hz. Hasan'ı ve Hüseyin'i çok seviyorum sen de sev şeklinde. İşte Hz. Hasan'ın cennetin efendisi veya ikisi için cennetin efendileri dediği ve bir başka rivayette işte bir gün güya Hz. Peygamber torununu kucağına alacaktı. Bu var ya bu işte torunum ileride iki kardeşin akıtacağı kanı durduracaktır şeklinde böyle hani ileriye yönelik bir takım iddialar ortaya atılmıştır. Bunlar kaynaklara girmiştir. Hatta bu anlamda bir takım menkıbeler oluşmuştur. Bukhari ve Müslim başta olmak üzere birçok hadis rivayetinde Fadailül Asab veya işte Hz. Hasan'ın Hz. Hüseyin'in faziletleri bağlamında birçok menkıbe türü rivayetler vardır. Bunların yani daha detayına girmiyorum ama özetle şunu söyleyeyim. Aleyhine nitelikteki rivayetler, Hz. Hasan'ı tezvirata yönelik rivayetler ortaya çıkınca haklı olarak bu sefer onun faziletlerini ön plana çıkaran rivayetlerde devreye sokularak bir dengeleme sağlanmıştır. İşte yani iki tarafın kan akacağını durdurma iddiasıyla ilgili yani Resulullah güya sanki gaybı biliyormuş gibi ilerideki senaryoyu o yazmış gibi Hz. Hasan'ın hilafetten çekilmesine dair tezviratlar üzerine Hz. Peygamber'e bak şöyle bir söz isnat ediliyor. İşte bu torunun var ya ileride büyüyecek iki taraf kan akıtacak iki kardeşin kanının akıtılmasını durduracak şeklinde bir rivayet uydurularak hilafetten çekilmesi Hz. Peygamber'in ihbarına bağlanacaktır. Yani onu kastediyorum. Cennetin efendileridir derken de yani Hz. Hasan, Hz. Hüseyin peygamberin torunu yani siz bunlara niçin yani böyle tezvirat yapıyorsunuz bağlamında iddialardır bunlar. Bu iddiaları esasen Şia'nın veya Sünni geleneğin birbirleri lehinde veya aleyhinde yani Şiiler kendi lehlerine, Iraklılar kendi lehlerine, Şamlılar kendi lehlerine rivayet uydururlarken aynı zamanda rakipleri aleyhine de rivayet uydurmuşlardır. Dolayısıyla bu tür iddiaları aynı zamanda Şii ve Sünni geleneğin kodları üzerinden okursanız aslında bu tür iddiaların hangi saikle yapıldığını veya hangi saikle ortaya atıldığını bu rivayetlerin görürsünüz. Bu aynı zamanda mesela Abbasoğulları için de yapılmıştır. Mesela işte Ubeydullah bin Abbas'ın Hz. Hasan'ın yani Hasan'ı terk edip de Muaviye'nin safına geçmesinin üzerini örtmek veya Abbas bin Abdülmuttalib'in geç Müslüman olmasının üzerini örtmek gibi tonlarca şeydir yani üstü örtülmüştür tarihi olayların veya farklı yorumlanmıştır. Mesela bir rivayette işte fıkıh bilgisi, cömertlik ve güzellik isteyen Abbasoğullarının evine gitsin deniyor. İşte fıkıhı Abdullah bin Abbas'tan, cömertliği Ubeydullah'tan yani az önceki burada kahramanımız olan Ubeydullah'tan, güzelliği de Fadıl'dan, Fadıl bin Abbas'tan öğrenin şeklinde. Yani eğer cömertliği, güzelliği, işte fıkıh öğrenmek istiyorsanız Abbas'ın evine gidin şeklindeki rivayetler de aslında Abbasoğullarının biraz daha problemli geçmişini tamire yönelik iddialardır. Bununla ilgili çok daha sayılır da işte mesela iktidarı tahkim etmek için efendim benim neslimden Horasan'dan siyah bayrak açan bir nesil kavim çıkacak ve önünde kimse durmayacak şeklindeki yani tabirimi mazur görün ama komedi iddiadır. Bu hadis kaynaklarına girmiştir. IŞİD de bunun peşine takılmıştı malumunuz. Halbuki burada dikkat ederseniz sadece bir ayakkabı numarasını vermiyor. Yani Abbasileri şey yapmak için Sife Zenç'te siyah bayrak açtılar ve bu bağlamda Abbasi ihtilalini övmek için veya Hazreti Peygamber'in ihbar ettiğini anlatabilmek için ortaya atılmış iddialar. Dolayısıyla da bu iddialar üzerinden tarih kurgusu yaparsanız çuvallamanız mümkündür. Sonuç itibariyle Hz. Hasan son derece erdemli bir hayat yaşamıştır. Öyle ne çok karı düşkünü bir şahsiyettir. Çok evliliği ki Hz. Peygamber de çok evlenmiştir veya diğer birçok Araplar vardır. Yani bunları kadın düşkünlüğüyle izah etmek yani...
ne olur? Hamasi bir tarihçilik olur. O yüzden Arap örfü çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Bir de kendi örfümüz açısından meseleye bakmak gerekiyor. Aynı zamanda insanın bugün geldiği nokta açısından meselelere bakmak gerekiyor. Hazreti Hasan'ı bu şekilde algılarsak o zaman daha sağlam oturur bilgilerimiz yerli yerine. Yani mal düşkünü de değildir, makam hırsı da yoktur. Son derece realist de bakmıştır. Erdemli bir kişilik sergilemiştir. Ama bakıyor ki bu şartlarda ben bu orduyla, bu insanlarla, bu kaypak insanlarla bu mücadeleyi sürdüremeyeceğim. Daha fazla kan dökülmesine veya hırsına yenik düşmüyor. Realist davranıyor, ferasetli davranıyor, kenara çekiliyor. Mesele bundan ibarettir. Onu bu duruma getirenler utansın, onu satanlar utansın, onu satanları göremeyenler ve bu bağlamda Hazreti Hasan'ı ilzam edenler utansın diyeyim. Ben başka bir şey demiyorum. Yani bunu söylerken de Hazreti Peygamber'in tabii ki biz nesline, işte Ehli Beytine saygı duyarız. Ama buradan bir Hasan'a kutsallık da atfetmiyorum. Yani Hasan'ın da hataları yok mudur? Hazreti Hüseyin'in hataları yok mudur? Vardır. Bunlar biraz netameli de konular. Çünkü ben mesela akademik kimliğimle konuşuyorum. Bir konuşmam bir grubun lehine gibi geliyor. Bir konuşmam bir başka grubun. Bir konuşmam bir grubu aman ben bunu onların düşmanı gibi görünüyorum. Bazı yorumların mesela Şiilerin hoşuna gidiyor. Bazıları da vay hocam sen de. Ya arkadaşlar benim görüşlerimi, benim ifadelerimi, benim düşüncelerimi böyle değerlendirmeyin. Ben akademisyen kimliğimle olaylara bakıyorum. Elimden geldiğince objektif olup yani muhataplarıma, siz değerli dostlarıma, gönüldaşlarıma doğru bilgi aktarmaya çalışıyorum. Benim mezhebi meşrebi kaygım yok. O nedenle de Hazreti Hasan'la ilgili söylediklerimde belki hoşlanmadığınız şeyler de olabilir. Bunlar benim tespitlerim netice itibarıyla. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada ben Hazreti Hasan'ı da aklama derdinde de değilim işin doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii ki saygı duyuyoruz ama olanı olduğu gibi göstermek durumundayız. Baktığımız zaman bu gömlek Hasan'a uymuyor. Demek istediğim oydu benim. Yani efendim kadın düşkünü, efendim işte parayla sattı iktidarını ve ondan sonra işte Muaviye tarafından zehirlendi, öldürüldü. Yani adam iktidardan çekilmiş, aradan geçmiş 8-10 yıl, ondan sonra Hasan ölmüş, 10 yıla kadar hiçbir şey olmamış. Ölünce de vay efendim Muaviye bunu zehirletmiş. Yani buradan da Emevileri güya sanki ilzam etmek için bu meseleyi de ona fatura etmek gibi bir iddia vardır. Ha tabii ki Emevilerin onları o duruma, bu aileyi o duruma getirmesini asla ve asla hoş karşılamam. Ki baktığınız zaman Ehli Beyt hep mağdur edilmiştir. Bunlar da bir gerçek. Ama Ehli Beyt'in aktörlerine daha sonra Peygamberimizden sonraki aktörlerine baktığımız zaman onların da bir takım siyasi eksiklikleri veya siyasi hataları diyebiliriz bunlara. Bunlar olmuştur. Bunlar dünyevi meselelerdir. Konuya böyle bakmamız gerekiyor. Kimse masum değil. Yani peygamberlik kurumu bile potansiyel olarak peygamberler bile hata yaparken, vahiy ile düzeltilirken insanın hata yapması da gayet doğal. Ama Hazreti Hasan erdemli bir hayat yaşamıştır. Bizim için hakikaten saygı duyulacak önemli bir şahsiyettir. Ferasetli bir insandır. Hele hele onun kan dökmeyi dikkate alarak veya müminlere, Müslümanlara karşı ben Müslümanım diyenlere karşı savaşma eğiliminde olmamasını dillendirmesi onun kalbinin onun ne derece insani duygular beslediğini, ne derece meselelere Müslümanca baktığının bir göstergesidir. Ama aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Hazreti Hasan'ı böyle katakülleyle, Hazreti Ali'yi böyle kataküllelerle bu duruma getiren Muaviye efendim sahabedir deyip de ona Hazret unvanı verip de beri taraftan da Hazreti Hasan'ın bir veya Hazreti Hüseyin'in bir eleştiri yani yanlışını eleştirdi diye vay efendim bunlar Ehli Beyt'i işte ilzam ediyorlar, saygısızlık yapıyorlar gibi söylemleri de son derece sakil buluyorum. Anlamsız buluyorum. Bu aileyi o duruma getiren sizin Hazret dediğiniz adamdır. Bunu da bilin. Bu da bugünkü hamasi duygularla gelinen noktaları izah etmesi bakımından son derece anlamsız bir duruş diye söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım, epey uzattım. Bu biraz uzun video oldu. Kusura bakmayın ama konuyu ancak bu kadar toparlayabildim. Umarım hani Hazreti Hasan'la ilgili ana çerçeveyi belirlemiş olduk. Yani burada 5-6 aylık hilafeti ve devasa olayları şöyle bir yarım saatte özetlemek veya 15 dakikada özetlemek biraz zor iş.
Benim dilim bu kadar döndü. Umarım sürçülisan etmedim. Umarım Hazreti Hasan'ı doğru bir şekilde anlatmaya çalıştım veya az da olsa anlatabildim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.